şahsiyet tekrardan işin hatasız bir şekilde doğru oluşturulması anlamına geliyor. Güncellenebilirlik dediğim şey de diyelim ki biz 30 bin parçayı çizdik ve sonrasında yüklenici firma dedi ki Gökhan Bey merhaba, çok teşekkür ederiz, çok güzel çizmişsiniz ve biz şimdi bu üçgenleri 1 metre değil 1,5 metre yapmaya karar verdik. Ve bu 30 bin parçanın baştan 1 metreden 1,5 metreyi çıkartılıp çizilmesi anlamına geliyor. Bu yüzden güncellenebilirlik de anahtar kelimelerden bir tanesi burada. Yani burada ben yaptım bitti değil, karşı tarafın kabul etmesi gereken bir unsur var ve bu en temel yapı taşlarından bir tanesi. Yeni geometriler dediğimde bizim alışa geldiğimiz gündelik hayatımızda hani hatta ülkede büyük çoğunlukla alışa geldiğimiz yapı teknikleri veya yapılar dikdörtgen prizmalardan ileri gitmeyen yapılar ve bilgisayar destekli tasarım yöntemlerini kullanarak bir üretim yaptığınız zaman geometrilerin limiti dikdörtgen ve dikdörtgen prizmayla sınırlı kalmıyor. Hatta öyle kalabiliyor tabii ki ancak kaldığı zaman siz bir eksiklik olduğunu hissediyorsunuz en başında. Bu yüzden yeni geometriler konusu da çok ciddi bir yapı taşı uğraştığım şeylerdi. Anlamda aslında 15 yıl öncesine gidiyoruz. Yaptığım ilk işe geliyoruz. Yaptığım ilk iş Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Mimarlık bölümünden. Ve mimarlık bölümünde 4 sene üzerine yüksek lisans yaptığım sürecin sonunda hani yapıyı, binayı çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Ve oraya bir şey yapmak gibi bir istek oluştu arkadaşımla. O da endüstri ürünleri tasarımı mezunudur. Ve ne yapsak ne yapsak derken o dönemde Burak'ın çalıştığı yerden güvenlik araçlarının işte polisin, itfaiyenin, ambulansın, zabıtanın, jandarmanın vesaire sirenlerinin bakarsanız bundan sonra aslında gündelik hayatınızda da tüm bu araçların tamamının flaşörleri üstündeki ışıklı parlayan şeyin her iki tarafında da yuvarlak delikler olduğunu göreceksiniz. Ve o yuvarlak delikler işte burada fotoğrafta gördüğünüz toru oluşturan diskler. Ve arkadaşım o dönem böyle bir firmada çalışıyordu ve bu her gün veya her ay diyeyim çuvallar dolusu diskler çıkıyordu atık malzeme olarak. Polikarbonat diskler. Bu disklerle biz bir şey yapsak diye başladık aslında tüm sürece. Hani 2008 yılının yaz aylarında evde sıkıntıdan bu düşünceye geldiğinizi söyleyebilirim. Hani evde bir sürü 4-5 çuval disk var. Bu disklerin ne olacağı belli değil. Ama atılması da içimiz el vermiyor. Razı olmuyor içimiz. Bir şeyler yapalım dedik ve geldiğimiz nokta esasen bu oldu. Burada da zaten bahsettiğim üzere torus kelimesinden yani bunun geometrik şeklinden gelen bir isimlendirme. Tamamıyla Burak'ın ve benim girişimimizle ortaya çıkmış, dekanlık seviyesinde önerilmiş ve dekanlık seviyesinde kabul edilmiş bir öneri. Hani şu anda örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası tescilli bir bina ve içine çivi dahi çakamıyorsunuz. Biraz sonra göreceğiniz müdahaleler aslında mevcut bağlam içerisinde yasak diye nitelendirebileceğimiz şeyler. Biz bu disklerden toplam 943 tanesini kullanarak ve bir torus formu oluşturmaya karar verdik. Bunu dekanlığa önerdik ve neticesinde biraz sonra detaylı anlatacağım. Neticesinde böyle bir ürüne ulaştık. Hala bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girebilirseniz ki üniversite öğrencisiyseniz İspanya'ya gitme sebebiyle dahi girebiliyorsunuz üniversiteye. Bu da bir ipucu olsun size. Mimarlık Fakültesi'ne gittiğiniz zaman bu eseri görebiliyorsunuz. Hala aynı yerde duruyor. Göbek taşı fakülteye girdiğiniz zaman aşağıda solda kalıyor. İşe niyetlendik ancak sene 2008 ve nasıl yapılacağına dair aslında dünyada dahi çok bir mümkünatı yok. Yani şu anda bazılarınız belki kullanıyordur. Grasshopper mükemmel bir program. Hala ben şu anda kullanıyorum artık. Ve o zaman Grasshopper diye bir şey yok. Ve parametrik tasarım diye bir şey de yeni yeni oluşuyor aslında dünyada. Ve böyle bir kod yazdım. Kodun detaylarına girmeye gerek yok. Ancak yaptığı şey geometriyi alıyor bir torus. O torusta noktalar belirliyor. Ve o noktaların yukarıdaki düzlemden mesafelerini alıyor. Ve onu sonra veriyor bana. Ve yaptığı şey neticede bu torusu noktalardan oluşan bir buluta çevirmesi ve her noktanın yüksekliğini ki bakarsanız zaten geometrik şekil sebebiyle torusta bir çizgi çekerseniz iki noktadan kestiğini düşünebilirsiniz. Her misina üzerinde iki tane disk olacak şekilde ve o misinaların da mesafesini sunacak şekilde bir Excel tablosu çıkar. Bir tablo, Excel tablosu bir tablo çıkartıyor ve onu şimdi size paylaşmaya çalışacağım ama yapılacak mı bilmiyorum. Şimdi burada sıra satır uzunluk disk 1, renk 1, disk 2 ve renk 2
gibi bir tablo var ve bu toplam 900 satırdan fazla gidiyor ve her birinin uzunluğu farklı çünkü bir torus şekli oluşturmaya çalışıyoruz. En sonunda 83.500 santimetre uzunluğunda bir misina kullanımı gerekiyor gibi bir şey oluyor ve zaten biraz sonra göreceksiniz. Kodun yaptığı şey bu geometrik şekli alıp bir sürü noktadan oluşan belirlediğim aralıklarla düzenlenmiş şekilde tabii ki bir sistem ve Excel tablosu çıkarmak. Ve yaptığı şey bu oldu ilk başta kodun. Ve biz bu görselle, gerçekten bu görselle dekanlığa gittik. Dekanlığa dedik biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Göbek taşı boşluğuna böyle bir şey yapmak istiyoruz. Dediler ki tamam buyurun yapın. Açıkçası afallayarak çıktık. Çünkü çok da bu kalitede bir, yani şu andaki görselleştirme kalitesini biliyorsunuz zaten. O zaman da çok farklı değildi aslında. Ancak bu o dönem yaptığımız seviye böyleydi ve yaptık oldu. Ve sonrasında biz bu diskleri kullanarak ve burada gördüğünüz yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir profil. Üzerine bir soldaki ölçü metresi standart bir Bauhaus metresi. Oradan aldığımız metre üzerine yapıştırdık. Santimetreleri yazıyor. Altına bir kağıt bant yapıştırdık ve misina uzunluğunu ölçmeye başladık. Çünkü Excel tablosu elimizdeydi ve satır satır giderek birim birinden başlayarak 18'in 18'ine kadar varacak şekilde tüm satırları ölçerek her misinada iki disk olacak şekilde işaretleyerek ve o misinalara diskleri takarak bu şeyi oluşturduk. Yani burada gördüğünüz örneğin 16'ya 15 mavi diski gereken misina uzunluğunda ölçülmüş. Kenarlarında çiviler var. Dikkat ederseniz her diskin kenarında bir çivi bulunuyor. O çivi de biraz sonra göreceksiniz. Yukarı montaj için gerekli olan şey ve bunu 2,5 hafta gibi bir sürede tamamladı. Toplam 400'den fazla diski ölçerek. Bazı misinalarda bir tane, çoğu misinada iki tane var. Çünkü torusun tam döndüğü noktada tek bir disk geliyor. Ve son tablo bu şekilde. Diskler çok güzel oldu, bitti. Ve bu da birinci sıra, birinci kolon diski kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Ve aslında burada da görebilirsiniz. Her diskin ortasında bir beyaz parça var. O parça misinanın, ha bu arada bu diskler flash dört kenarlarından kesildi demiştim ya. Bunların kesilmesi için ortasına delik açılıyor önce. Buraya matkap giriyor. Matkap dönerek bunu kesiyor. Ve bu yüzden her diskin ortasında bir delik mevcut zaten. Yani bizim bu disklere dokunduğumuz hiçbir şey olmadı aslında. Diskleri olduğu gibi kullandık. Sadece ortasındaki beyaz parçaları işte burada gördüğünüz parçayı 3 boyutlu yazıyla yazarak tamamladık. Dikkat ederseniz üstteki delik tam merkezde değil, merkezin biraz kenarında. Aynı şekilde onun simetriyi zıt şekliyle aşağı tarafında bir delik var ve bu şey çapraz geçen bir yapıda. Bu çaprazın sebebi de yine ileride göreceğiz. İçinden geçen misinanın o diski eğik bir şekilde oluşturması. Çünkü misinaların her biri dönüyor. Bu da o üretilen 3 boyutlu yazılan parçalar, detay parçalar. Eğer görebiliyorsanız her parçada 2 delik var. Hem üstünde hem altında. Misinanın geçtiği yer orası. Ve ortasındaki bu yastık gibi olan kısımda misinayı sıkıştırmak için. Yani misina üzerinde bu parçanın ve diskin kaymaması için yapılan bir detaydı. Bu bizim tavanda bulunacak olan alüminyum plakanın oluşması. Toplam 4 metreye 4 metre boyunda bir plaka bu ve her bir plakada değişen sayılarda delikler var. Zaten burada torusun üstten görünüş izini görebiliyorsunuz. Ve biz kuruluma başlıyoruz. Burada gördüğünüz 6 profil dikey yönde, soldaki ile beraber 7 profil, yatay yönde de 7 profil var ve bir çerçeve oluşuyor tepede bu plakaları tutması için. Yani önce plakaları kestik, plakaları dizdik. İşte burada gördüğümüz fotoğrafı çektik. Ondan sonrasında plakaları yere serip üzerine profillerle kuruluma başladık. Ve dirsek elemanlarla, alüminyum dirsek elemanlarla bunların vidalaması da yapıldı. Tüm montaj sürecinde Burak ve ben yer aldık. Yani başka bir kişiye sadece bir aşamada ihtiyaç duyduk. Onu biraz sonra göreceksiniz zaten. Ve tüm detayları da aslında yolda ilerlerken çözdük. Hani ya işte böyle bir şey gerekiyor, o zaman böyle yapalım. Mesela burada bir ortaokul fizik derslerinden aşina olduğunuz belki palanga sistemi var. Sol tarafta kırmızı ve mavi diskin olduğu yerde üzerinde halat geçiyor. Oradaki sistem bir palanga sistemi. Çünkü kurduğumuz konstrüksiyon gerçekten çok ağır oldu. Tahminimizden çok daha ağır oldu. Ve bu platforma disklerin tavandayken, yani yukarı kaldırdıktan sonra atılması gibi bir dünya yoktu. Yani burada şu anda
aslında mevcut durumun içerisinde bir suç ifade eden tescilli bir yapıya zarar vermiş durumdayız. Yani şu an tabii o zaman öyle bir şey yoktu, ancak bugün bu projeyi yapıyor olsaydık ya, gerçekten Kültür Bakanlığı'ndan baskına gelebilirlerdi polisler ellerine kelepçelerle. Çünkü hani 70 yıllık bir yapıyı zarar veriyorsunuz diye suçlanabilirdik. Burada gerçekten tavandaki ahşap parçalar, bu arada bu fotoğrafı da ilk gören sizsiniz. Dışarıda bir şey yok, paylaşım yok fotoğrafın. ODTÜ yapı işlerinden bir çalışan geldi, tavanı deldi ve burada gördüğünüz parçaları yukarıdaki bu ahşap yüzeyin üzerine kalan ığ kirişleri kaynaklayarak montajı 4 noktadan, yani bu platformun 4 noktasından gerçekleştirdi ve sonrasında da burada iki noktayı görüyorsunuz. Arkadaki beyaz badana kısmına dikkatinizi çekiyorum. Biraz sonra daha detaylı, yani biraz sonra tekrar göreceğiz aşağıda. Ve burada gerçekten çelik halatlar, çelik zincirler, kablolar, 3 farklı güvenlik önlemi unsuru var. Çünkü burası Mimar Kolektesi'nin en kalabalık, en yoğun kullanılan boşluklarından bir tanesi. Göbektaşı diye boşuna adlandırılmıyor. Hani çok, yani fakültenin boşlukları çok kayda değer, ancak burası çok daha önemli bir boşluk gibi geçiyor benim nezdimde en azından. Bu yüzden de hani dört köşeden asılıyor bu ve her köşede üç farklı sistemle sabitlenmiş durumda. Güvenliği çok üst noktaya taşımak gerekiyordu çünkü burası kamusal bir alan diyebileceğimiz bir yer. Ve burası montaj tamamlandıktan sonra Burak'la benim son düzeltmeleri yaptığımız, aşağısında biraz önce gördüğünüz sarı köpükleri XPS parçaları görebildiğiniz bir aşama, sağda, arkada, altta, her tarafta var zaten. Çünkü 475 tane disk çifti bulunuyordu. Ve bu da zaten sağ tarafta en alt noktasını görebiliyorsunuz. Forklift'ten bir görünüm. Bu görünüşü de başka hiçbir yerde göremezsiniz. Tek burada paylaştım. Bu benim aslında 15 yıllık arşivimden çıkan fotoğraflardan başka bir tanesi. Ve kurulum tamamlandı. Tor'u alt kattan görebiliyoruz sağlıklı bir şekilde. Bu ilk açıldığı an diyebilirim. Yani açılışın birinci günü gibi bir süre. Ve o zaman diskler parlıyor, misinalar birbirine dolanmamış. Çünkü Muzur stüdyo öğrencileri yan tarafta, her iki tarafta, yani hem karşı tarafta hem bizden tarafta, şu an kameranın olduğu tarafta, endüstriyel tasarım ve şehir bölge planlama öğrencilerinin stüdyoları bulunuyor. Ve orada daha biz kurulumu tamamladık, orada dinlenmeye oturduk ve bir grup öğrenci top attı. Neden bilmiyorum. Ve ilk kurşunu aslında orada yedi Tor. Ve şu anda bir sürü noktada dolanmış durumda. Dekanlık seviyesiyle görüşmelerim sürdü birkaç kere yıllar içerisinde. Ancak dekanlıktan bir olumlu dönüş olmadığı için şu anda hala çeşitli öbekler dolanmış olarak duruyor. Ancak intibası hala baki, yanında bir sıkıntı yok. Ve bu da biraz önce bahsettiğim misinaların, disklerin yamuk durmasını sağlayan orta detayın görünüşü. Yani disk üzerinde, orta detayda eğer bakarsanız zaten hiçbiri tam merkezden geçmiyor. Ne üstte ne altta. Bu sayede her bir disk çapraz duruyor ve bu kadar uzun mesafede asılan bir parça döndüğü için, yani dönmemesi gibi bir ihtimal yok zaten. Bu yamuk konumlanma disklerdeki hareket unsuru olmuş olabilir diyebilirim. Ve bir önce bahsettiğim tavandaki beyaz lekeyi buradan da görebiliyoruz. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Ancak tavanda çok ciddi bir slogan yazılmış zamanında üst beyazla kapatılmış, beyaz badanayla kapatılmış ve sonrasında fakülte yönetiminde bunu çıkarmak için uğraşmamış. Ve biz de onu ancak bu kadar kapatabildik. Hani buraya bir L panelle kapatalım gibi bir düşünce geldi ve geçti. Çok da umursamadık. Çünkü bu şekilde bir konumlanma, yani hem torun hem plakanın panellerinin bu şekilde konumlanması çok da anıtsal duruyor diyebilirim. Ve neticede bu noktaya ulaştık. Misinaların ve disklerin birbirine dolanmaması için aslında diskler arasında da ayrı bir bağlantı yapılsaydı bu önlenebilir miydi? Evet. Ta kendisi. Zaten ilerleyen aşamalarda buna dair düşüncelerim içerisinde, yani ilk aşama aslında onu da size söyleyeyim şimdi. Yani 4. yılında artık dolanmalar hızlanmaya başladı, artmaya başladı. Ve benim düşüncem aslında şimdi her
Misna'da iki disk var ve dolanmaya sebep olan şey bu. Yani çünkü fizikte şu an tam terimleri doğru isimlendirebilmiş olmayacağım ancak çift pol sarkıtlar diyeyim. Öngörülemeyen bir yapıda hareket ederler ve burada da aslında çift dayanaklı bir sarkıt olduğu için bunların hareketi öngörülemiyor ve çözülemiyor da dolandığı zaman. Ve gerçekten de bunları birbirine bağlamak gibi bir düşünce geldi. İkinci düşünce de her misnada iki disk olduğunu düşünürsek alttaki diskleri keserek bir torun sadece üst yüzeyini koruyarak burada bir düzenleme yapmak gibi bir düşünce de geldi aslında. Ancak bunu hayata geçirmedim. Yani tek diskli bir misna sistemi de belirli bir dolanmayı azaltacak bir unsur olacaktı veya çözülmeyi sağlayabilecek bir unsur olacak. Çünkü iki disk olduğu zaman dolanan şey çözülemiyor tekrar. Torun şekline nasıl karar verdiniz demiş Kübra. Şimdi aslında geometriyle uğraşmaya başladığınız zaman ve mimarlık üzerinden bunu yaptığınız zaman katılar diye bir, platonik şekiller diye bir başlık var. Ve en temel geometrik şekiller koni, küre, küp, silindir gibi gidiyor. Ve bunlar içerisindeki bir üst kademe, bir üst kompleksiteye sahip geometri torus olarak geçiyor. Yani en temel geometrilerden bir tanesi. Ancak eğer ki bu konuşmadan sonra, bu konuşmadan girmeyeceğim detayına, topoloji kavramına bakarsanız, tavsiye ederim bu arada bakmanızı. Torus topolojik olarak bir üst seviyede anılan bir şekil ve hala en temel platonik şekillerin arasında, platonik kütlelerin arasına geçen bir şekil. İşte bu yüzden aslında ve Mimar Fakültesi de çok katı bir ortogonal geometriye sahip bir kurgu içerisinde olduğu için, yani her şey dik, paralel, dikdörtgen yapıda, hiçbir yamukluk yok. Buna bir, yani sahip olduğu renk birinci unsur, yani sarı, kırmızı, mavi birinci unsur, ikinci unsur da geometrik olarak eğrisel bir yüzey ve hani silindir de bir eğrisel yüzey olsa da o tek eğimli bir geometriyken, yani sadece bu yönde bir eğimi olurken, torus iki yönde de eğime sahip. Küre de aynı şekilde, yani buraya bir küre de yapabilirdik ancak ortasındaki boşluk göbek taşını da saygı duyan bir yapıda, kurgu içerisinde yer alıyor. Rüzgar olursa ne olur? Rüzgar olmaz, kapalı mekan çünkü. Kapı açıldığı zaman ikinci bir kapının da açılması durumunda burası yine yanda kalan bir yapıda. Yanda kalan camlar kırılırsa sorusu hani elbette dolanır. Hani iki cam kırılırsa yukarıda ve orada bir şey olursa bu sefer de öngörüm ve umudum hava akımının bu kütlenin yukarısından geçecek olması. Yani bilmiyorum, hava akımı olursa ne olursa olsun bir cevabı yok şu anda. İç ve dış alanda tek yüzeye sahip olması olabilir mi? İşte zaten topolojik olarak seviye diye adlandırdığım şey biraz bununla eşleşiyor. Tabii ki iç ve dış yüzeyi eşdeğer bir yapıda değil torusun. Onu sağlayan şey bir Möbius yüzeyi, yani bir Klein şişesi bunu sağlar. Ancak o kadar da ileri bir komplekse gitmeye gerek yok. Bu topolojik karmaşıklık diyeyim. Yani bir deliğin olması ortasında yeterli şeyi sağladı bize ve bu yüzden seçtik aslında torusu. Bahar şu an dolanmış hali mi diye sormuş. Buradaki daha bir haftalık hali. Hiç dolanmamış hali. Fakülteye gidip görürseniz dolanmış haline tanık olacaksınız. O yüzden önceden ve bir de hem dolanmış hem de bu disklerin her biri toz toplayan bir yapıda antistatik spreyi sıkmıştık zamanında, ancak tabii ki yıllar içerisinde bu da bitiyor. Bu yüzden rengi şu an burada parlak gibi bir intibası var. Veya biraz önceki fotoğrafta daha parlaktı. Ancak şu anda çok soluk ve dolanık halde iç güzelliğimiz, yani içimizde yaşattığımız güzellik yer alıyor torus üzerinde. Fazilet neden bu renkleri kullandınız diye sormuş hocam. Çünkü polis, jandarma ve itfaiye bu renklerdi. Yani elimizdeki atık, bunları biz kullanmadık. Bunlar elimizde olan malzemelerdi. Hani bu renklerle ne yapalım diye sorarak başladık. Bu yüzden bu renkleri kullandık.